Yani şu anda... Mete Hoca'nın hangi kararından başlamayı ya düşünüyorum. Yani böyle bir penaltıyı çalarken niye burayı diyorum? İki dakika sonra da diğer ikinci golü yedik. Yani evet hata yapmış olabiliriz ama beş dakika, beş dakika sadece varlan tartışıyorsun. Sahanın içindesin Mete Hoca'm. Bak sahanın içindesin. Penaltıyı çaldın, attıramıyorsun. Çünkü var da söylüyorlar sana. Bir şeyler konuşuyorsun. Sonra da vara çağırdılar. Bakın 7 dakika uzatma oldu değil mi? Niye? Vardan dolayı oldu. ...7 dakika uzatma verdin. E varın başına gittin hala bir şey. Ben çünkü çok yakınım bakıyorum. Bir şeyler soruyor. Karşılıklı konuşuyorlar. Bu sefer Pinto'yu buldu. Bunu niye diyorum? Devre arası ben. Hocaya dedim ki ya hocam bak biz de seyrettik. Atakan hiçbir şey yap. Adama değmemiş. Evet. Dalmış. Dalmış ama iki ayağı da yerde adama değmiyor. Hayır diyor Atakan hiçbir şey yapmamış diyor. Pinto yapmış diyor. Ya Pinto'yu nereden çıkardın? Pinto'yu na, nasıl çıkarıyorsun? Sonra bir daha baktım pozisyona. Yani Pinto'nun orada öyle bir şiddetli hareket yapması lazım ki oyuncuya. Oyuncu zaten Atakan'ın hareketini atmış kendini. E şimdi ikinci golü yiyoruz. Böyle bir kritik maçta daha 3 dakikada 4 dakikada bir takım 2 sıfırın arkasından gelebilir mi? Ve ilk 45 dakikayı sadece hakeme karşı tavırla geçirdik. Bütün oyuncularımız, hepimiz. Yani o 2-0'ın vermiş olduğu e, duygusal baskı normal oyunumuza dönemedik. Devre arası görüntüleri oyuncular da izliyor. Hepimiz izliyoruz. Ve ikinci yarı 2 0ı unutup oyunu dengelemeye çalıştık. Oyunun son 10 dakikalık bölümünde 2-2'yi yakalayacak pozisyonlar da yakaladık. Net pozisyonlar yakaladık. Ankara Gücü Camiası koş, kocaman başkent. Yani Mete Hocam yani senle tanışıyoruz. Hakemlerin hepsinden tanışıyoruz. Böyle bir ağır kararı vermesi ben şaşırdım. Böyle bir karar olamaz yani. Pinto ile ilgili vermesine kabul etmiyorum. Söylenecek başka bir şey yok arkadaşlar.